Amerika Prezidenti Joe Biden ve Japonya Baş Ministri Kishida Fumio, iki taraflık ve rayonluk meselelerini müzakir kılgan tor yığınıda, Rusya'nın Ukrayna'a kılgan tacavuzçılığını yoktuş için yakından hemkarlışkı vədi verdi. İgilenişe, Biden bilen Kishida Xitay'nın Şarkı Türkistan ve Hong Kong'daki depsendikçilik hareketi bolgan endişini ortaklaşkan. Biden Amerika'nın Japonya'nın bir xatarlıkıge bergen vədisini yeni bir kıtım təkidilgen. İki rehber yine Tayvan boğazıdaki tinişlik ve mukimliğinin muhimliğini təkidilgen. Litva dairleri Tayvan'ın öz devleti de Tayvan namında diplomatik işxana açışqa yol koyğandan keyin Xitay bilen bolgan münasibeti yirikleşti ve eksporti paleş alığı tüşüp kaldı. Janubiy Xitay etingenlik poştigiyesinin haberiga qarganda Litvanın Xitayga qilgan eksporti oldingi yildagiga salishtirganda noyabrda 91.1%, dekabrda 91.4% tümenligen. Bu sanlıq malumatla Litva eksportçilerinin yakınki aylada Xitayın namsız soda embargosiga uchirganligi to'g'risidagi arizlarini isbotladi. Xitay Tashqi ishlar ministrligi Amerikadan boshqarilgan bomba texnikasini eksport qilganligi uchun 3 Xitay shirkatiga embargo yurgizishni tanqid qildi. Amerika Moliya ministrligi Xitay olam qatnashim fan texnika shirkati, politexnika cheklik shirkati va uning tarmoqlarini boshqarilgan bomba texnikasini tarqatishdagi faoliyatlar uchun jazo tizimligiga kirgizganligini e'lon qildi. Beijingdagi qishloq olimpik tanlarkat musobaqasining yig'ilishiga ergishib, Xitoy doiralari Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Sharqiy Turkistonni qishloq tantarbiya sayohati markazi qilib bozorga solmoqchi bo'lyapti. BBC'ning xabar qilishicha, g'arb davlatlarining Xitoyni Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik bilan ayiblashi bu rayonning iqtisodiy yoshirin kuchidan foydalanishni xohlaydigan chet el shirkatlarini to'sib qola olmagan. Xitoyda rasmiy taratqolarning Sharqiy Turkiston haqidagi xabarlari qor bilan qoplangan o'gizlar bilan yog'och uydan o'tayotgan chana va qor telish rasmlari bilan to'lgan. Aqsaray Amerikaning Saudi Arabistonining kishilik huquq depsandichiligiga ko'ngil bo'ladiganligini, ammo Saudi Arabistonga qurol sotishni to'xtatish masalasining hozircha kun tartibida yo'q ekanligini e'lon qildi. Gollandiya hukumatı Ukrayna'nın qurol ihtiyojiga aktiv qaraydiganligini e'lon qildi. Gollandiyaning yangi tashqi ishlar ministri Wopke Hoekstra tashqi ishlar komiteti yig'inida Rossiya-Ukraina krizisi haqida so'z qildi. Hoekstra tushuntirib mundoq dedi. Agar Ukraina qurol talab qilsa, Gollandiya hukumatı uningga aktiv qaraydi. Salvador'un prezidenti Nayib Bukele, Türkiye ziyareti jarayonida ijtimoiy tarqoqlardagi yumurluq ve qizg'in türkçe yazmalari bilen Türk egashkuchilarining diqqatini tortdi ve olqishga erishdi. Otra Amerika devleti Salvador'dan Türkiye'ye tunca prezident ziyaretini kılgan Nayib Bukele, 3 günlük ziyareti jarayonida Twitter hesabıda 5 türkçe uçur hem beherildi.